Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri, bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Konuğumuz Mega Dentist, Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği kurucusu Sayın Hasan Hüseyin Savukduran. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Evet, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Hasan Hüseyin Savukduran, evet, meslek olarak endüstri mühendisiyim. 2013 yılında Zeytinburnu'nda Mithatpaşa Tramvay Durağı'nın önünde Mega Dentist Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğini kurduk. Mega Dentist Ağız ve Diş Sağlığı Kliniğinin bünyesinde bütün uzmanlıklar mevcut. Başta implantoloji, periodontoloji, çocuk diş hekimliği, protez uzmanlığı olmak üzere ağız ve diş sağlığı ile ilgili aklınıza gelen bütün tedavileri bünyemizde 7 yıldır 7 yıldır bu hizmetleri vermekteyiz. Daha öncesinde evet, yani aslında endüstri mühendisiyle sağlıkla belki bağdaştıramayabilirsiniz. Endüstri mühendisleri genelde sektör bağımsız çalışırlar. Daha önce ben sağlık sektöründe farklı bir alanda yine görev aldım. Farklı şirketlerimiz, grup şirketlerimiz de mevcut zaten. Dolayısıyla da aslında endüstri mühendisi şu işi yapar. Elinize verilen 5M dediğimiz bir şey var. İşte malzeme, insan, para, makina ve metot dediğimiz, sistem dediğimiz o 5 argümanı bir sürecin içerisine sokup maksimum faydayı ve verimi elde etmeye çalışan insana endüstri mühendisi denir. Dolayısıyla da aslında ağız ve diş sağlığı sektöründe genelde hekim arkadaşlarımız, genelde işin kurucusu, patronu ve yöneticilik hem de diş hekimliği yapıyorlar. Dolayısıyla da bu aslında sektörde yani diş hekimlerinin yöneticilik background'u olmadığı için, altyapısı olmadığı için sektörde bir yere kadar maalesef tıkanıyor. Yani mesela ağız ve diş sağlığı sektöründe siz çok büyük gruplar, çok büyük zincirler, işte poliklinik zincirleri falan göremezsiniz. Bu da bunu tamamen benim şahsi kişisel fikrim. Bunu da evet, yani işin içerisinde profesyonel yöneticilerin eksik olmasından, profesyonel yöneticilerin olmamasından kaynaklı. Bizim de evet, yani ben işin profesyonel tarafını temsil ediyorum. Bünyemizde dediğim gibi yani 10 tane uzmanlık alanı var ve onun üzerinde diş hekimiyle beraber çalışıyoruz. Bizim ne katkımız oldu derseniz, yani sektörle ilgili olarak evet, yani profesyonel yöneticilerin bu sektörde olmasının ne gibi avantajları veya katkıları oldu derseniz, yani yöneticiler bir kere, hekimler daha doğrusu, vaktinin, mesaisinin büyük bir kısmını zaten hekimlerle, tedavilerle, hastalarla harcamak durumunda kalıyorlar. Dolayısıyla işin yönetim kısmını, hasta memnuniyet kısmını, bunun ölçülmesi, işte süreçlerin çok daha iyi hale getirilmesi, servislerin çok daha iyi hale getirilmesi, vermiş olduğunuz o süreçlerin daha verimli hale gelmesiyle ilgili herhangi bir maalesef orada bir iyileştirmeler veya bunlara odaklanması söz konusu olmuyor. Biz bunu profesyonel işimiz olarak yapıyoruz. Nitekim hani bizi diğer kurumlardan ayıran en temel özelliklerinden bir tanesi de, yani rakiplerimiz şu anda neyi nasıl yaptığına odaklanırken biz işin, yani öncelikle bizim bir nedenimiz var. Mega Dentist Ağız ve Diş Sağlığı Kliniğinin bir nedeni var. Nedir o neden? İşi sadece, yani belki evet, yani TDK'ya baktığımız zaman, işte şirket nedir dediğiniz zaman orada şöyle yapar. Yani para kazanmak amacıyla kurulan, kar etmek amacıyla kurulan işletmelere biz şirket diyoruz. Dolayısıyla evet, yani tabii ki işletmeler kar amacıyla kurulur. Ama bunun dışında yani siz çok para kazandıktan sonra da eğer belirli amaçlarınız yoksa o bir yerde maalesef tıkanıyor. İşte bizi diğer rakiplerimizden ayıran en temel özellik de bu olsa gerek. Bizim bir nedenimiz var. Bizim nedenimiz şu. Biz insanların mutlu olmasını istiyoruz. Bizim misyonumuzda özellikle ağız ve diş sağlığı konusunda, aslında sağlığın tamamını da bunu içerisine katabiliriz. Biz özellikle ağız ve diş sağlığı, özelde ağız ve diş sağlığı ama genelde de önleyici sağlık bilincinin Türkiye'de veya dünyada oluşması için bunu kendimizi biz hedef olarak seçtik. En büyük hedeflerimizden bir tanesi bu. Ve bunun yanında bizden tedavi alan, bizden hizmet almış olan tüm hastalarımın gülümseyerek, mutlu olarak kliniğimizden ayrılmasını istiyoruz. Dolayısıyla da en büyük nedenlerimizden bir tanesi de biz insanların mutluluğu için, mutlu olması için uğraşıyoruz ve bu hedef doğrultusunda yani bütün icraatlarımızı, iş süreçlerimizi, çalışanlarımızı, personelimizi bu şekilde motive ediyoruz. Temelde de aslında evet yani farklı bakış açılarına sahibiz. Yine bir tanesini söylemek gerekirse şimdi biz tabii burada sağlıktan bahsettiğimiz için yani işin hani profesyonel tarafından baktığınız zaman belki müşteri de bazen ağzımdan kaçabilir. Belki çok doğru bir tabir değil. Ama biz işi ikiye ayırıyoruz. Yani eğer bir kuruluşun başarılı olmasını istiyorsanız bunu önce kendi çalışanınızı mutlu etmek zorundasınız. Eğer çalışanınızı mutlu ederseniz o zaman hizmet vermiş olduğunuz kesimi de, hizmet vermiş olduğunuz insanları da, müşterilerinizi de, hastalarınızı da çok daha kolay mutlu edebilirsiniz. Onların gülümsemesine vesile olabilirsiniz. Dolayısıyla da tabii bunlar güzel nedenler. Bir de bunların nasıl yapıldığı ile ilgili birkaç şey söylemek gerekir herhalde. Şimdi eğer siz hastanızın mutlu olmasını istiyorsanız kendi çalışanınızın hem çalışma koşullarını hem moral ve motivasyonların en üst seviyede olmasını sağlamalısınız. Yani onların gülümsemelerini sağlamanız lazım. Eğer onlar gülümserlerse işlerini doğru yapacaklar, doğru bir hizmet, gülümseyerek bir servis sağlayacaklar ve onun neticesinde de mutlu, mesut olmuş, gülümseyerek bizden ayrılan hastalara dönüşecekler. Nitekim biz şöyle ölçümler yapıyoruz. Hani bizim yeni temel farklarımızdan bir tanesi. Şimdi işin yönetim tarafına baktığınız zaman yapmış olduğunuz her şeyi ölçümlemeniz gerekiyor. Yani ben size evet bize başvuran hastalarımızın %100'ü mutlu, mesut, memnun olarak bizden ayrılıyor diyebilirim. Ama bunun da bir sayısal, somut verilerle bunu ortaya koymamız gerekiyor. Yani böyle hani göreceli bir şeyi söyleyip işin içerisinden de ayrılabiliriz. Biz mesela şöyle bir şey yapıyoruz. Hastalarımızın memnuniyetini ölçme adına. Tedavisi biten bütün hastalarımıza müşteri memnuniyet anketi yapıyoruz. Hasta memnuniyet anketi yapıyoruz. Çok pardon yani bazen işte dilimden müşteri kelimesi de çıkabilir. Ama bütün hastalarımıza, bizden tedavi almış bütün hastalarımıza hasta memnuniyet anketi yapıyoruz. Burada temel sorularımızdan bir tanesi bizi sevdiklerinize, yakınlarınıza, tanıdıklarınıza önerir misiniz? Şimdi şu soruyu da soruyoruz. Bizden memnun kaldınız mı? 1 ile 10 arasında da puanlama yapıyoruz. Yani evet veya hayır demek orada birazcık bir skala vermek çok daha doğru bir oranı elde etmenizi sağlıyor. Siz insanlara sizden memnunsunuz dediğiniz zaman genelde hani mahcup olmamak adına daha yüksek puan verebiliyorlar. Ama diğer ikinci soruda siz bizi sevdiklerinize, tanıdıklarınıza önerir misiniz dediğimiz zaman orada bir sorumluluk bilinci oluşuyor. Dolayısıyla hastalar yani orada daha gerçekçi cevaplar veriyorlar. Daha gerçekçi puanlamalar yapabiliyorlar. Bu da aslında sizin totalde kurumunuzun memnuniyet oranını gösteriyor. Bizim 2020 verilerini dilerseniz sizinle paylaşayım. 2020'de bizden tedavi olmuş bütün hastalarımızın yani bu ikinci soruyu sorduğumuzda bizi sevdiklerinize önerir misiniz dediğimizde 10 üzerinden 9 puan gibi çok yüksek bir memnuniyet oranına sahibiz. Şöyle bir ölçümleme daha yapıyoruz. Mesela bize hastalarımız nereden ulaşıyor diye yeni bir ölçümleme yapıyoruz. Yani geçerken mi gördü, bizim sosyal medyada veya işte dijital ortamda yapmış olduğumuz reklamlardan mı geldi, tavsiye üzerine mi geldi, yoksa işte herhangi bir yakınının önermesiyle mi geldi? Bize başvuran hastalarımızın %75'i tavsiye üzerine geliyor. Yani %25 gibi kapı, internet ve diğerleri olarak ayırabiliriz. Bu neyi gösteriyor? Evet yani hastalarımızın memnuniyet oranı. Dolayısıyla biz diğer rakiplerimiz gibi daha çok işte sosyal medyada, işte diyelim farklı dijital ortamlarda, farklı mecralarda çok fazla satış pazarlama faaliyeti yapma adına daha çok servisimize, vermiş olduğumuz hizmete odaklanıyoruz. Aslında en temel farklarımızdan bir tanesi bu. Zaten siz bütün yapınızla beraber personelinizde sunmuş olduğunuz teknoloji altyapısıyla, servisin hızıyla, kalitesiyle, uzman hekim kadronuzla, uzman personelinizle beraber tüm bu servisi kusursuz bir hale, mükemmel bir hale getirirseniz zaten sizin satış pazarlama diye bir derdiniz olmaz. Yani hasta diye bir derdiniz olmaz. Nitekim de biz de bütün yatırımlarımızı, bütün odak noktalarımızı buraya çevirmeye çalışıyoruz. Yani aslında en temel farklarımızdan birkaç tanesini söylemiş olduk. Evet. Peki malum süreç, pandemi sürecinde diş sağlığı nasıl ve siz neler yapıyorsunuz? Çünkü birçok kişi diş sağlığı konusunda tabii ki artık sadece diş fırçalamanın ötesine geçemiyor korkudan dolayı. Acaba işte gidersem virüs kapar mıyım, virüs alır mıyım, şöyle olur mu, böyle olur mu? İşte bu süreci nasıl geçirdiniz, geçirmeye devam ediyorsunuz? Evet. Pandemiyle ilgili yani aslında biz sadece kendimiz için değil, diğer bütün bu sektörde ağız ve diş sağlığı sektöründeki bütün poliklinikler, klinikler, diş muayeneleri için bunu söylemek mümkün. Biz zaten pandemiden önce de bize direkt ağız içine müdahale ettiğimizden dolayı zaten üst düzey güvenlik önlemleri alıyorduk. Yani Sağlık Bakanlığı'nın zaten güvenlik talimatları çerçevesinde bütün o talimatları yerine getiriyorduk. Bu dönemde tabii ki biraz daha fazla önlemlerimizi arttırdık. Aslında şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Ağız ve diş sağlığı poliklinikleri, bunu hastaneler için söylemek belki mümkün değil. Normal bizim bulunduğumuz birçok ortamdan çok daha güvenli. Çünkü zaten çok üst düzey güvenlik önlemleri alıyorsunuz. Dolayısıyla evet, belki bazı ihtiyaçlarımızı, belki bazı tedavilerimizi öteleyebiliriz. Ama ben acil tedaviler için, acil ihtiyaçlar için mutlaka bir sağlık kuruluşuna, yani ağız ve diş sağlığı polikliniği olur, muayenehane olur. Buralardan tedavi ihtiyaçlarını gidermek adına herhangi bir şüpheleri olmasın. Orada herhangi bir erteleme yapmalarına gerek yok. Çünkü son derece güvenli ortamlar diyebiliriz. Ama bazı acil olmayan ihtiyaçlarını tabii ki erteleyebilirler. Zaten hani aşıda bulunduğundan dolayı bu ay itibariyle inşallah hani Ocak ayında inşallah biraz daha normale en azından dönmüş oluruz diye düşünüyorum. Ama biz artı olarak nasıl önlemleri alıyoruz derseniz, evet, özelde özellikle hasta yaşlı hastalarımızı daha çok işte sabah saatlerinde, yoğunluğun az olduğu saatlerde belirli aralıklarla alıyoruz. Klinik içerisinde o kullan at dediğimiz birçok şeyi çok sık değiştiriyoruz. İşte ağız içine müdahale ettiğimiz zaman bu aeratörden saçılan partiküller, aerosol dediğimiz damlacıklar oluşuyor. Bunların dezenfektan, sürekli havalandırma ve özel dezenfekte sistemlerimizle beraber o hijyeni mutlaka sağlıyoruz. Artı işte oturma düzeni, sosyal mesafe, randevu aralıkları gibi birçok şeye zaten dikkat ediyoruz. O, özellikle yoğunluğu azaltmak için birçok orada yönteme başvuruyoruz. Dolayısıyla evet, yani acil rahatsızlıklar için mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna başvurup çok güvenli şey yapabilirler. Ama acil olmayan ihtiyaçları dediğim gibi yani biraz daha öteleyebilirler. Evet. Peki ağız ve diş sağlığında hastaların en fazla şikayet ettiği konular nelerdir? Siz bu sorunlara ne gibi çözümler getiriyorsunuz? Şimdi burada özellikle bize başvuran hastalarımızın en çok yaşadığı sıkıntılar, evet, yani birçok mağduriyet yaşıyorlar. Yani almış oldukları tedaviler maalesef yani memnun olamayabiliyorlar ya da farklı sıkıntılar oluşabiliyor. Çok ciddi mağduriyetler söz konusu oluyor ve bu da ciddi manada güven problemine sebebiyet veriyor. Şimdi eğer dediğim gibi siz eğer bu güvenlik problemini çözerseniz zaten yani hasta diye bir derdi hiçbir kuruluşun olmaz. Dolayısıyla da biz şöyle bir aslında belki de sadece bize has olan bir yöntem geliştirdik. Biz bize başvuran ve bizden diyelim ki herhangi bir sebepten dolayı memnun olmamış tüm hastalarımızın bizden kaynaklanması şartıyla tedavilerine hiçbir ücret almadan direkt yeniliyoruz. Onlar sadece mutlu ve mesut olsunlar diye. Bunun tabii ki işin belki ticari tarafında bir maliyet oluşturmuyor diye bir soru aklınıza gelebilir. Ama emin olun yani bizden memnun olmamış veya tedavilerini yeniletmek isteyen hasta sayımız o kadar az ki biz bunun neticesinde biz zaten bu hizmeti veriyoruz. O zaman biz bunu garanti kapsamını alıp hastalarımızı çok daha rahat bir bilince sahip olmalarını sağlayabiliriz. O yüzden de bir garanti belgesi oluşturduk. Garanti belgesinde de yapmış olduğu tedavileri, ne kadar süreyle garanti kapsamında olduğunu ve imzalı bir şekilde biz kendilerine takdim ediyoruz. Dolayısıyla onlar da ya evet bir problem yaşarsam, herhangi bir sıkıntı yaşarsam bu garanti kapsamında mı, mağduriyet yaşar mıyım, tekrardan cebimden para çıkar mı, herhangi bir maliyeti, yeniden bir maliyet söz konusu olur mu diye bu soru ve düşünceleri ortadan kaldırmış oluyoruz. Bu da bizim aynı zamanda kendimize olan güveninde bir göstergesi. Evet, çok farklı bir yöntem ama gerçekten de hasta güvencesi adına çok da önemli bir yöntem diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için, vermiş olduğunuz bu güzel ve kıymetli bilgiler için, oluşumunuzu bizlerle paylaştığınız için. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teşekkür ederim, hoş buldum. Bizi de işte kendimizi ifade etme, kendi kurumumuzu, şirketimizi ifade etme, anlatma fırsatı verdiğiniz için ben de size çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun efendim. Evet sevgili İşkolik izleyicileri, Sayın Hasan Hüseyin Savukduran konuğumuz oldu. Hoşçakalın.